Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Bahadır Barajı'ndaki gövde dolgusunda başlayan su sızıntısı sonrasında tahliye çalışmaları sürüyor. Gövde kanadının sağ kanadında başlamıştı bu su sızıntısı ve suyun buradan bir patlama sonrasında tazyikli şekilde akacağından endişe ediliyordu. Ve bu endişe sonrasında 584'ü Bahadır köyünden, 778'i Hatipler köyünden olmak üzere toplamda 1362 vatandaş da köylerinden tahliye edildi, evlerinden tahliye edildi. Vali Fundo Kocabıyık da dün akşam saatlerinde Bahadır Barajı'na gelerek açıklamalarda bulundu ve herhangi bir can ya da mal kaybının olmadığını, olumsuz bir durumun olmadığını söyledi. Tabii vatandaşlar da evlerini terk etmeden önce mallarını, hayvanlarını ve değerli gördükleri eşyalarını güvenli bir bölgeye naklettiler ve sonrasında kimisi valiliğin kendileri için ayarladığı pansiyonlara, yurtlara ve otellere yerleştirildi. Kimisi de yakınlarının evlerine yerleştirildi. Burada ekipler gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Su tahliye çalışmalarını sürdürdü. Vana odasından barajın kapakları açıldı ancak suyun çıkışı tabii ki hemen olmuyor. Zamanla oluyor bu suyun çıkışı. 2 milyon metreküp su kapasiteli buradaki baraj. Dolayısıyla suyun tahliye çalışmaları da biraz zaman alacak gibi görünüyor.